Bu geliştirdiğimiz teknolojinin ismi Vironas, virüs ve rezonans kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Virüsleri elektromanyetik bir alan içerisinde virüslerin kabuklarını titreştirerek inaktif hale getiren bir teknoloji. Biz bunun tabii bu 5 ay içerisinde çok yoğun bir çalışma yaparak geliştirdik. Bu aslında bir core bir teknoloji, ana bir teknoloji. Birçok ürüne entegre edilebilir durumda. Örneğin iklimlendirme sistemlerine, örneğin işte asansörlerin butonları ile ilgili insanların sürekli dokunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlere entegre edilerek oralarda virüs bulaşının riskinin azaltılmasına destek olacak bir teknoloji. Bu aslında bir teknolojinin ticaretleştirmesinden bahsediyoruz. Bundan sonraki önümüzdeki süreçte bunları hızla devam ediyoruz. Bunların öncelikli alanlar belirledik. Şu an işte öncelikli alan perakende mağazaları, AVM'ler gibi, okullar gibi öncelikli alanlarımız var. Bunlara odaklandık. Buralardaki problemleri çözmeye. Bundan sonra yavaş yavaş evlere ve diğer potansiyel bu işi kullanacak ve buna ihtiyaç olacak yerlere doğru uygulamalarımızı genişleteceğiz. Tabii burada bir değil birden bir sürü ürün var. Şimdi teknoloji ve ürün kavramları birbirine çok karışıyor biliyorsunuz. Bu geliştirdiğimiz şey bir core bir teknoloji. Bu teknolojiyle virüsü inaktive edebiliyorsunuz ve bu teknolojiyi uyguladığınız yarın öbür gün bir küçük ev aleti veya bir beyaz eşya da olabilir. Bunlar da bu teknolojiyle beraber bulunduğu ortamda virüsleri inaktive edebilir hale gelecek. Yani bunun üzerine çalışıyoruz. Bir sürü uygulama alanı olacak. Şu an pilot uygulamalara başladık. Bu teknolojiyle alakalı pilot uygulamalara başladık. Yakında yani birkaç hafta sonra ilk imalatları, ilk teslimleri, ilk uygulamaları yapacağız bu konuyla ilgili. Ve ondan sonra da çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki yan sanayiye uygun, Türkiye'de üretilebilecek şekilde bunların hepsi dizayn edildi ve kullanıma açık olacak. Ve zaten Smarte firması biz İTÜ Arı Teknokent'teyiz. İTÜ Arı Teknokent'te teknoloji geliştiriyoruz. Burada çok kıdemli, kıymetli bir Ar-Ge ekibimiz var ve burada geliştirdiğimiz bir teknoloji. Fakat firmamızın mesela Danimarka'da da bir ofisimiz var. Danimarka'da da uzun süredir faaliyet gösteriyoruz. Bugün Amerika'da da bunun tanıtımlarına başladık. Ve şöyle, zaten bu teknolojiyi geliştirirken uluslararası bütün literatürü, bütün kaynakları, bütün dünyada bu konuyla uğraşan ve uğraşmaya başladığını anons eden bütün kaynakların hepsini taradık. Dünyada uğraşan çok büyük kurumlar ve kuruluşlar var. Bunları biliyoruz. Bilmediklerimiz de vardır tabii ki. Ama şu an ilk hedefe ulaşan yapı olmanın, firma olmanın mutluluğunu taşıyoruz açıkçası. Bugün tabii şöyle bir şey daha var. Baktığınız zaman dünyada bizim burada yaptığımız buluşun kayıtlara geçmesi için 4 tane uluslararası patent başvurusunda bulunduk. Avrupa Patent Ofisi'ne, PCT'ye ve Türk Patent Enstitüsü'ne 4 ayrı patent başvurumuz oldu. Ve bunu da daha da geliştiriyoruz. Devam ediyoruz bunu da geliştirmeye. Vironans teknolojisi şu anda virüsle ilgili yaşadığımız tüm konforsuzlukları aslında ortadan kaldırabilecek bir teknoloji. Şu anda malum AVM'lerde, restoranlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Dün de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı üzere virüsün temel bulaşılarından bir tanesi artık hava. Havadan yani insanların soluduğu havanın tekrar sisteme temiz hava haline getirilmeden verilmesi dolayısıyla bulaşı artıyor. Bu bizim bulduğumuz teknolojiyle yapılacak ürünler öncelikle iklimlendirme sistemlerde kirli havayı temizleyerek insanların tekrar temiz hava alabilmesini ve böylelikle klimaların ısıtma şu andaki halde de soğutmanın verilebilmesine imkan sağlayacak. Bunun dışında elimizle virüsü bulaştırıp biliyorsunuz iletebildiğimiz için bu elimizin değdiği her noktaya konulacak cihazlarla yani işte bankamatikteki tuşların üzerine asansördeki butonlara, ne bileyim toplantı masalara vesaire birçok noktada da insanların virüsü birbirine aktarmasını engelleyecek bir çalışma olacak. Sistemin temelinde virüslerin titreştirilerek dış çeperlerinin patlatılması, yani patlatmak çok doğru bir kelime değil, titreştirerek parçalanması söz konusu. Ve virüs artık bulaşamayacak noktaya geliyor bu teknoloji sayesinde. Yani içindeki bulunan RNA artık kendini klonlayamıyor, çoğaltamıyor, bir hücrenin içine giremediğinden dolayı. Bu anlamda da virüs etkisiz hale geliyor. Bizim ve bütün dünyanın şu anda içinde bulunduğu bu pandemi döneminde bunun
birçok alanda uygulama alanının olacağını düşünüyoruz. Bu virüs tiplerinde çalışıyor. Şu anda yuvarlak dediğimiz antenli SARS, MERS, influenza bütün bu tip virüslerle etkili. Aynı zamanda bundan sonra gelebilecek gene, yani bugün COVID-19 var, yarın 25 olabilir. Bunda da etkili olabilecek bir teknoloji, evet. Bizi çağırdılar ama biz dedik ki bir lansmanımızı yapalım, ondan sonra gelelim. Orada da ciddi bir çalışma var çünkü okullarla ilgili bir sıkıntı var. Okulların açılması maalesef açılacak, çok kısa süre var. Orada nasıl bulaşı engelleyebiliriz diye bir çalışma yapmak istiyorlar. Onlara da sunduk, çok ilgileri çekti. İklimlendirme cihazları AVM'ler için, daha büyük ortamlar için kullanılacak olan yani prototip. Bu zaten şöyle düşünün, bunun diyelim ki büyük klima odası için yapacaksınız. Bundan mesela 4 tane yan yana konulacak. Bir metre çapında bir şey yapılacak. İşte daha ufak mekan mesela, daha küçüğü kullanacak. Bu bizim baz şeyimiz, yani 25 ayı. Bu cihaz ne olacak? Bu box dediğimiz. O cihaz işte kutunun içine konulacaklar ya da butonlarda kullanılacaklar. Onun teknolojisi bundan, yani teknoloji olarak baz teknoloji aynı ama işleyiş sistemi farklı. Burada içeriden geçen havadaki virüsleri öldürürken orada yüzeydekilerini öldürüyor. Benzer teknoloji, aynı teknoloji, farklı uygulama alanları. Burada yüzeyleri öldürüyoruz. Yani yüzey derken burada işte ve çevresindeki dar bir alandaki virüsleri öldürüyorsunuz. Bunun çeşitli varyasyonları var. 1 metre olanı var, 10 santim, 15 santim olanı var. Burada ise bunun içinden geçen havadan bu tarafa geçerken virüssüz geçmesini sağlıyoruz. En temel fark bu. Çeşitli yerlerde, detaylarda kullanıyoruz. Mesela asansörlerde, işte çeşitli kutunun içinde bir kutu. Bu kutu çünkü çok hızlı çıkacak. Ev hanımlarının böyle bir sıkıntısı devam ediyor. Hani biz çok yavaş bir prosesimiz var ki Sağlık Bakanımız, Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Yani bu konuda çok çaba içindeler ama bir rahatlık maalesef oluştu toplumda, niye bilmiyorum. Bu üründe en azından insanların o konforu tekrar kazanmasını sağlayacağız. Bir de şundan konuşalım. Dedeki split klimalar içinde bir ürün geliştiriyoruz. Farklı farklı ürünler dediğim gibi gelecek. Biz bunları bazı teknoloji partnerleriyle beraber yapıyoruz. Yani bir de her şeyi kendi başımıza da yapmak gibi bir iddiamız da yok. Bizimle işbirliği yapmak isteyen herkese açığız. Yani farklı sektörlerden, farklı firmalardan teklifleri de açığız ki bu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Her alanda topluca rahatlayalım yani. Evet.